Sevgili arkadaşlarım, merhabalar hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün %100 yayınlı hazırlamış olduğu integral fasikülünde test 37'deyiz. İntegral konu Kavrama testi 2. Ne dersiniz? Başlayalım mı? Bu arada nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Herhangi bir sıkıntınız yok değil mi arkadaşlarım? Bu videolar sizlere yardımcı oluyor mu? Onunla alakalı bir şeyler yazabilirsiniz. Şimdi birinci soruda şimdi logaritma logaritma var biz logaritma falan bilmiyoruz ama logaritmada şunu biliyoruz arkadaşlarım yani logaritma bilmiyoruz derken integral anlamında bilmiyoruz ama biz logaritmada şurasıyla şurasını yer değiştireceğimizi biliyoruz değil mi yani kök x'in 3. E, üçüncü dereceden kuvvetine logaritma 100 yazabiliriz e, logaritma yüzde iki arkadaşlarım o zaman burası üçüncü dereceden x'in karesi oldu böyle yazabilirim yani ve yani birden ikiye kadar Burasını x üzeri 2 bölü 3 yazarım. Burası da x üzeri 1 zaten. E burası da 1'den 2'ye kadar x üzeri 2 bölü 3'ten 1'i çıkarırsam eksi 1 bölü 3 dx olur. İntegral alalım hemen. Eksi 1 bölü 3 ile 1'i toplayalım. 2 bölü 3'e bölelim. E, ne olacak? 1'den 2'ye kadar değil mi? eşittir. Şurası x üzeri ne yaptı? 2 bölü 3 yaptı. Çarpı 3 bölü 2 diyelim burayı. 1'den 2'ye kadar. Şimdi 2'ye kadar da e, bunlar bize şey yapmasın. İyi bir şeyler çıkacak mı acaba buradan? Köklü möklü bir şeyler gelmesin arkadaşlarım. Ha birden 2 iki kök 2'ye kadarmış. Özür dilerim. 2 i̇ki kök 2'ye kadar. Ben de köklü möklü bir şey yapacağım Yani 2 üzeri 3 bölü 2 yapacak burası da. 3 bölü 2 çarpı. 2 üzeri 3 bölü 2'nin arkadaşlarım 2 bölü 3. kuvveti eksi 1 yazarsam direkt 1 olacak. Yanındaki kasede 3 bölü 2 olacak. Bak bunlar gitti. 2 oldu. Bunlar da bu gitti. 3 oldu. 3 eksi 3 bölü 2'den 3 bölü 2 oldu. Bir an dedik ki yandık. Köklü mü? şeyler gelecek diye korkmadım. Değil. 2'ye geldim. Kökleri M ve ne olmak üzere bir şeydir diyor. Ama bu kökleri biz bulamıyoruz değil mi? Evet bulamıyoruz. O zaman böyle bir şeyler yapalım bakalım. Şimdi integral olursam x kare bölü 2 artı x m'den n'ye kadar. Şimdi n yazarsam n kare bölü 2 A artı n. Eksi arkadaşlarım. M yazarsam M kare bölü 2 değil mi? M yazıyorum değil mi ben? M kare bölü 2 artı M. Şimdi bunun acaba, e acaba eşit nedir diyor. Çıkarma yapalım bak. Şuradan N kare eksi M kare bölü 2 yazalım. N'den de M'yi çıkaralım. N eksi M yapalım. Şimdi belli ki M artı ne? Kökler toplamından 4. Yani ben burayı 4 parantezinde n eksi m yazabilirim. Hani n eksi m çarpı n artı m ya. Bölü 2'den buraya 2 yazdım. Artı n eksi m yazdım. Şimdi 2'yi dağıtsam 2 ne? De değil mi? Yani 2 tane n eksi m. Bir tane burada 3 tane n eksi m geldi. n eksi m de nedir? Kökler farkıdır. Nasıl bulunur? Not al hemen defterlerine. Kök delta bölü mutlak değer a ile bulunur arkadaşlarım. B kare eksi 4 AC 16 artı 8 bölü 1'den de bu da 24. Tabii ki kök 24. E, 3 çarpı kök 24 de 2 kök 6 olduğu için çarpıştırdım. 6 kök 6 ile bu işi de bitirdim. Belki de yeni öğrendiğim şey kök delta bölü mutlak değer A. Aklında bulunsun. A kaçtır diyor. E A eksi 3'ten A artı 3'e kadar nedir arkadaşlarım? Bakalım. X kare eksi X deriz. Burası a eksi 3. Burası a artı 3 olsun. Eşittir. Şimdi buradan a artı 3'ün karesi eksi a artı 3. Şimdi bu birinci yazdığım şey. Eksi a eksi 3'ün karesi. Eksi a eksi 3. İstersen bunu karelerini falan alabiliriz arkadaşlarım. Alalım. a kare artı 6 a artı 9 eksi a eksi 3. Şimdi Karesini aldım. Eksi a kare. Değil mi? Eksi de dağıttım. Eksi 6 a etti bana artı 6 a. Artı 9 etti bana eksi 9. Bu eksi ile bu eksi çarparsanız burası da a eksi 3 yapacak. Eşittir 54. Yani ara işlemleri kendiniz de kendi tarzınıza göre yapabilirsiniz arkadaşlarım. A kare gitti. Değil mi? Artı 9 eksi 9 gitti. Şimdi artı 6 a. Artı 6 daha 12 a. 1 a düştü. 11 a. Ee, bir A daha, daha 12 A oldu. 12 A eşittir. Eksi 6 karşıya attım. 60 yaptı. A'yı da 5 buldum. Yani en fazla işlem hatası yaparım. Döner bir daha yaparım yani. Ne olacak? Şimdi 4'ü hallettik değil mi? 4'ü hallettiysek. 4'ü halletmedik. 3'ü hallettik. <laughs> 3'ü hallettiysek gel bakalım 4'e. M kare artı ne kare nedir? Yani integral ile alakalı. Büyük bolasıkla. Özdeşlik sorusu falan. Bir bakalım. X küp bölü 3 yazdım. N'den M'ye yazdım. Burası M küp eksi N küp bölü 3 yaptı. Eşitmiş 2'ymiş arkadaşlarım. Demek ki M küp eksi N küp eşittir 6'ymış. Şimdi buradan da X olacağı için bunun integrali M'den N'ye kadar. E bu da şey N'den M'ye kadar M eksi N. Bu da 2'ymiş arkadaşlarım. İyi. Ha böyle özellik soruları vardı ya. İşte bu varsa bu varsa bu nedir falan gibisinden. İşte öyle bir şeyler bu da. Şimdi. Bunlar gitsin buradan. Açalım bunu. M eksi n çarpı M kare artı M n artı ne kare. Değil mi? Eşittir 6. Biz bunu arıyoruz değil mi? Evet. Şimdi o zaman ne yapalım? Burası kaç? 2. O zaman burası kaç? 3. O zaman ben bunun bir karesini alayım. M kare eksi 2 mn n artı ne kare? Eşittir 4. Altta da M kare artı mn artı ne kare eşittir. Kaç var? 3 mü var? E ben bunu 2 ile çarpayım ki 2 mn'ler gitsin. 2 m kare 2 m kare daha şey 1 m kare daha 3 m kare. 3 ne kare. Yani 3 parantezinde aradığımız şey tam olarak da 6. 4 de burada var. 10. 3'e bölersem 10 bölü 3 olarak bunu halletmiş olurum herhalde. Tamam mı? 5'e geçelim mi? Aba o 5'te neler var böyle? 3x kare bölü 8. E, i̇ntegralini alalım. 3x küp bölü 3 çarpı 8. Yani katsayı yazdım. Artı x bölü 2 birden 2a'ya kadar düzgün bir şeyler gelecek. Bunlar gitti. 2a yazsam 8a küp bölü 8 artı a yaptı. Eksi arkadaşlarım 1 yazsam 1 bölü 8 artı 1 bölü 2 yaptı. Bu da 75 bölü 8 yaptı. Bunlar gitti. Burası ne oldu? A küp artı a. Şimdi burası 4 yaptı. 5 bölü 8. Eksi 5 bölü 8. Karşı atsam artı 5 bölü 8. 80 bölü 8'den 10. Artık buradan A'nın 2 geleceği belli. Değil mi? 2 yazdığı zaman çıkıyor zaten. 6. 6 6 ne var sende? Neye kaçtır diyor. Yoruluyorsun be. Valla. Yoruluyorsunuz değil mi? X üzeri M artı 1 bölü M artı 1 arkadaşlarım sıfırdan 1'e. 1 bir yazdığım zaman 1 bölü M artı 1 zaten burası sıfır yazdığım zaman gidiyor. Yani burası 1 bölü M artı 1'miş. Çarpı. E burası da belli ki 1 bölü N artı 1. Değil mi? Eşittir. Şimdi burası da x üzeri M artı N artı 1 bölü. Tabanlar aynı ya. İntegre ediyorum. M artı N artı 1. E sıfırdan 1'e kadar 1 yazdığım zaman bu da 1 bölü M artı N artı 1 yapıyor. Şimdi n kaçtır diyor. n büyük eksi birden diyor. E ne yapacağız ki biz bunları? Bunları çarpacağız. Belli ki bunların çarpımı bu olacak. Çarpalım. mn artı mn artı m artı n artı 1 eşittir. m artı n artı 1. E, m artı n bunlar da gitti. 1 de gitti. M, e, mn 1 oldu. Şey mn 0 oldu arkadaşlarım benim. E, M sıfırdan farklıysa değil mi? de eksi birden büyükse e, M sıfır olmayacağına göre N sıfır olacaktır. Yorum <laughs> budur herhalde. Başka ne olacak? 7 Şimdi Ne diyor? Sıfırdan 2'ye kadar Y üzeri 4. <laughs> Bak X'e göre integral olacaksın diyor. Y üzeri 4 çarpı X. Y burada bizim için bir sabittir. Tamam mı? Buradan sıfırdan 2'ye kadar. X'e ne yazarsam? 2 tane Y üzeri 4 yaptı. Sıfır yazarsam gidiyor zaten. Burası arkadaşlarım Y'ye göre integral alacağım. Nereden biliyorum? Buradan alınıyorum. Y kare bölü 2. Sıfırdan 1'e kadar 1 bölü 2. Beşinci kuvvetini alırsam 1 bölü 32. O zaman Y üzeri 4. Eşittir 1 bölü 64. E o zaman e, ne diyebiliriz? Y üzeri 4 eşittir. 2 üzeri eksi 6 diyebilirim. Değil mi? 2 üzeri eksi 6 derim ben buna. E 4. dördüncü kuvvetini alsam. daha doğrusu dördüncü dereceden kökünü alsam. 2 üzeri eksi 6'nın dördüncü eden kuvveti. Yani y eşittir 2 üzeri eksi 6 bölü 4'ten eksi 3 bölü 2. Şimdi ben bunu nasıl yazabilirim? 2 üzeri e, ee 1 değil mi? Ya da 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri eksi 1 bölü 2 diye yazabilirim. Yani aslında şöyle yazarım. 1 bölü 2 çarpı kök 2. Eşine çarparsam da kök 2 bölü 4 olarak da yazabilirim. Aha da bak o da buradadır. Ki kök 2 e, kök 2 bölü 4 de 1 bölü 2 eksi 2'den aynı sonucu verir. Yani integral mi çözdün hocam dersen integral çözmedim. Ben köklü sayı sorusu çözdüm. Şimdi f'in tersinde 3x artı 1. F'in tersini bulmak kolay. x artı 2 bölü 3 tersi almayı biliyorsun. 3x artı 1 yazacaksa eksi yerine 3x artı 1 yazarım. 2 de yanında var. 3'e bölerim. 3x artı 3 bölü 3'ten x artı 1. Yani aslında sana diyor ki 1'den 2'ye kadar x artı 1 dx'i bul. E kolay x kare bölü 2 artı x 1'den 2'ye kadar 2 yazdım. 4 bölü 2'den 2 artı 2 eksi 1 bölü 2 artı 1. Burası 4 yaptı. Eksi 1 bölü 2 yaptı. Burası 7 bölü 2 yapacak. Daha. Ha, eksi 3 bölü 2 yaptı. 5 bölü 2 yapacak. Bir an 7 bölü 2 yapmasını şey yaptım. İstedim. Çünkü niye öyle geliyormuş gibi. Ama gelmedi. Şimdi x'e göre integral alacağım. E, burası belli ki bir sayı gelecek arkadaşlarım. Değil mi? x artı 2'nin integrali. Burada bir sayı gelecek. Sayının integralini alacağım. Bak sayı. A gibi bir sayı geldi. A çarpı x'in integralini diyorum. Türevini alacağım arkadaşlarım. A gelecek. E, a gelen bu var sadece. 16 var. Hocam sıfır olmaz mı? Sıfır e, olmaz mı? Buradaki a. Burası sıfır olmayacağı çok belli. E, o zaman da 16 olacak. Yani bulmayacağım bunun integralini. Bulduramazsınız var. Bunun integralini diyormuşum. Bağırıyormuşum. Bulmayacağım. Eksikler eksik ya sınırlar aynıysa sonuç sıfır. Hiç uğraşma. Sınırlar aynıysa sonuç sıfır. Özellik geçtim. Bilmiyordum ha direkt baktım gördüm arkadaşlar. Geldim buna. Grafik sorusu. Ezberledik artık bunları. F3 x. Nasıl çıkacak? Fx diye çıkacak. Eksi birden 3'e. Artı bu da f x diye çıkacak. Bu da eksi birden 3'e. Üzerinden bakacağım. F3 diyeceğim. F3 diyemeyeceğim. Niye öyle oldu? 3'e 5 noktasında diyor. 3'e 5 noktasında fonksiyon ekstra mı varmış? Yani aslında f üssü 3'ünde 0 olduğunu söylüyor sana ve aynı zamanda da f 3'ünde 5 olduğunu söylüyor. yani f3 5'miş. Eksi f eksi 1, f eksi 1 de 3'miş arkadaşlarım 3. artı f üssü 3 f üssü 3. Bak bu da yazdım 0. Eksi f üssü eksi 1 eksi 1' çizilen teğetin eğimi. Buradaki mesafen 3, buradaki mesafen de 3. dar açı yaptığı için 3 bölü 3'ten 1. E Burası 2 iki yaptı. 2'den 1 çıktı arkadaşlarım. Bu da 1 yaptı. Bak hiç artık hızlandı. Yazmıyorum. Yani yazsam da olur aslında ama aynı şeyler. Bak al sana bir tane daha. Şimdi ee, biz ne yapıyorduk? Bak biz ne yapıyorduk? D, fx varsa arkadaşlarım direkt fx artı c diyorduk. Yani bu da d içinde bir fonksiyon varsa demek f'in tersinde x diyeceğim. Artı c belirli int'e kadar yok. 2'den 5'e kadar. O zaman bu ne oldu? F'in tersinde 5 eksi F'in tersinde 2. F'in tersinde 5 bak burada 7. F'in tersinde 2 de burada 3. E bundan bunu çıkaracakmışım. 4 dedim. 12 ile Denizli dedim. Olayı bitirdim. 13 deyim ben. Şimdi sıfırdan bire. Biz bunu nasıl yapacağız ki? Ha, buraya u diyecekmişiz bak x kare artı x'e u dersen eğer diyor 2x artı 1 gelir diyor. O zaman ben x kare artı x eksi 1'e u diyeyim. 2x artı 1 dx du olsun. O zaman yazalım. Şimdi 1 yazdım arkadaşlarım bunun yerine. 1 1 de burada 2 1 çıktım 1. 0 yazdım eksi 1. Şimdi bunun yerine u yazıyorum. u üzeri 3 değil mi? Çarpı du. Bak bir de çok güzel bir şey gördüm. Burası arkadaşlarım simetrik mi simetrik? Burası tek fonksiyon mu tek fonksiyon? O zaman cevap sıfırdır dedim. Olayı bitirdim. Hiç kendini tatlı canımı üzme. Geldim buraya. Acaba u desem yukarısını verir mi? Bakalım. x kare eksi 2x e u dedim. 2x eksi 2 dx du oldu. O zaman x eksi 1 çarpı dx du bölü 2 oldu. Oldu mu? Oldu. Tamam. 1 yazdım. Hatta 3 bölü 2 yazayım. Ana 3 bölü 2 de olmuş biraz. Neyse 9 bölü 4 eksi 3 yaptı arkadaşlarım. Burası 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 4 mi yapacak? Değil mi? Eksi 3 bölü 4 yaptı burası. 1 yazsam 1 eksi 2'den eksi 1 yaptı. Şunun yerine ben ne yazacağım? DU bölü 2 yazacağım. 1 bölü 2'yi attım. DU bölü U üzeri 3 yazdım. Şimdi 1 bölü 2 dursun. U üzeri 3'ün integrali U üzeri eksi 3 artı 1 bölü eksi 2. Değil mi? Yani 1 bölü U kare. Şu eksi 2'yi de buraya açacağım. Eksi 4 diyeceğim. Yani 1 bölü 4'lerle falan uğraşmak istemiyorum ben. Şimdi 1 bölü u kare. Nereden nereye? Eksi 1'den eksi 3 bölü 4'e. Şimdi arkadaşlarım eksi 3 bölü 4 yazarsam kaç olacak burası? 9 bölü 16. Ama 1 bölü 9 bölü 16 olduğu için tercih ediyorum. 16 bölü 9 yazdım. Eksi 1 yazarsam 1 zaten. Burası ne yaptı? 7 bölü 9 yaptı. Ama başta ne vardı? Eksi 1 bölü 4 vardı. Vallahi çok iyi gidiyor. Adana ile bunu da buldum. İşlem hatası yapma ihtimali çok yüksek. 14 Adana 15 15 bas bas bağırıyor. Diyor ki kök x artı 2'ye u de. Çünkü bak paydada da kök isti bir ifade var. Kök x artı 2 u dedim. Hemen bunun türevi 1 bölü 2 kök x dx du oldu. Yani dx bölü kök x yerine 2 du yazabilirmişim diyor. Hemen yazacağım. Tabii ki de 0 yazarsam burası 2 olacak. 1 yazarsam burası 3 olacak. Buna u dedim. Bu kare oldu. dx bölü kök x'e de 2 du yazacakmışım. 2 du oldu. 2 tane u küp bölü 3 oldu. İntegralini aldım. 2'den 3'e kadar dedim. 3 yazdım 27. 3'e böldüm 9. 2 ile çarptım 18. Eksi 8 16 bölü 3 yaptı. 54. 10 düşsem 44. 38 mi? 38 bölü 3 ile bunu da ayarlamış oldum. Vallahi motora bağladım ha. Motor gibi oldum. Şimdi x kare artı 2'ye u diyelim arkadaşlarım. Çünkü türevi var. Burası 2x dx eşittir du. O zaman x dx eşittir. du bölü 2. Bak x dx var. O zaman integrali yazalım biz. İlk önce bir sınırları ayarlayalım. 1 yazsak 3 olacak. Kök 2 yazsam 2 2 de burada 4 olacak. Şimdi x dx yerine du bölü 2 yazacağım. 1 bölü 2'yi başa fıydırıyorum. du yazdım. Buraya da kök u mu yazacağım? Kök u yazdım. İntegralini alayım arkadaşlarım. Şimdi u üzeri 1 bölü 2'nin integrali 3 bölü 2. Bir arttırdım. 3 bölü 2'ye böldüm. Çarpı başta 1 bölü 2 var. 3'ten de 4'e kadar arkadaşlarım. Değil mi? 2 bölü 3'te duralım. Şimdi 2 üzeri 2'nin 3 bölü 2. kuvveti bunlar gider. 8 olur arkadaşlarım. Eksi 2 bölü 3 çarpı u üzeri 3 bölü 2. Bak burası u kök u'dur. 3 yazarsam da 3 kök 3 olur. Değil mi? Şimdi burası 8'di. 8 doğru. 16 bölü 3 yaptı. Eksi. Bunlar gitti. 2 kök 3 yaptı. Şimdi bir de bunu 2'ye bölelim. Çünkü ne bak burada 1 bölü 2 var arkadaşlarım. Şurada da 1 bölü 2 var. 2'ye bölersem 8 bölü 3 eksi kök 3 yapacak. 8 bölü 3 eksi kök 3. Edirne'de buldum hiç acımadım. doğruymuş. Doğruymuş bizde yanlış olmaz. Olursa da yanlışlıkla olur diyormuşum şimdi. Sıfırdan 2'ye kadar belli ki sen buraya bana u dedirttireceksin. Yani x küp eksi 5'e u dersek ne olur ki demeyin. 3x kare dx eşittir du olur. O zaman x kare dx e eşittir d. U bölü 3 olur. Hemen integralin sınırlarını yazalım. 0 yazalım. Eksi 5 olsun. 2 yazalım. 3 olsun. Şimdi x kare dx e ne yazacak? Şimdi du bölü 3 yazacak. 1 bölü 3. Du yazdım. Bir de burada 4 varmış arkadaşlarım. 1 bölü 12 ile biz bunu karşılayalım. Tamam mı? Şimdi x kare dx e du yazdım. U üzeri 2 yazdım. Şimdi 1 bölü 12'yi en son ekleriz. Tamam mı? Şimdi u üzeri 3 bölü 3 diyelim biz buna yüksek müsaadelerinizle şimdi bu üzeri 3 bölü 3 kaçtan kaça eksi 5'ten 3'e 3 yazalım 27 olsun eksi eksi 5 yazalım eksi 125 olur ama eksi de önünde var artı 125 bölü 3 olur bir de 1 bölü 12 var arkadaşlar şimdi bu şeye bölünüyor mu bu bölünmüyor ki 5 7 8 aa bu 3'e bölünmüyor arkadaşlar yanlış mı yaptık olabilir 9 olmuş burası Burası niye şey yapılmıyor? Böyle 3 değil mi? Eksi 5 mi yaptık biz oraya? Şimdi 2 yazsam ben buraya 8. 0 yazsam eksi 5. Evet burada bir işlem hatası oldu gibi ama sizler ne dersiniz? Burası ne yaptı? 125. 27 daha. He 2'ye bölünür belki. Değil mi? Niye ensemizi karartıyoruz ki? 125 bölü 27. 2. Değil mi? 152 mi yapıyor? Ne olur 4'e bölüm be. 4'e bölünürse bir şeyler gelecek çünkü. 3 kere 4 12. 32 38 tamam. Şimdi 152 bölü 3 çarpı 12 yaptı. 4'e bölsem 3 olacak. 4'e bölsem 38 yapacak. 38 bölü 4 9 Adana'da var zaten. İyi çıkardık be gençler. Vallahi iş çıkardık. 38'e gelelim mi? Vallahi ben gideyim uyuyayım gari ya. Saat kaç? Saat biz arkadaşlar 00.42. Ben gideyim uyuyayım. Yarın okul vardır. Nöbetçiyim de şöyle bir dinleneyim. Nöbetimde düzgün kıyayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Text 38 ile bir ara görüşeceğiz ama ne zaman inanın bilemiyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.